Ali Rizem Hocam, bypass ameliyatı olmuş bir hastamız ameliyat sonrasındaki hayatına nasıl devam etmeli? Spordan bahsettiniz. Peki bypass ameliyatı olan hastalarımız spor yapabilir mi? Bypass'tan sonraki hastalar nasıl hayattan devam ederler? Şimdi bizim ameliyattan sonraki nikah süremiz 1-1,5 ay. 1,5 aydan sonra hastalar normal hayatlarına dönüyorlar. Yatmaları, yürümeleri, içmeleri, yeme içmeleri normale dönüyor. Ondan sonra bizim hastalara özellikle yani çok tavsiye etmiyoruz. Sigara içiyorsa muhakkak sigarayı bırakması gerekiyor. En önemlisi. Kilosu varsa muhakkak kilosunu vermesi gerekiyor. Şekeri varsa şekerini kontrol etmesi gerekiyor. Zaten eğer günlük en az biz böyle hastalarımıza yürüyüş yapmasını, hiç yani spor yapmasa bile en azından yürüyüş yapmasını, günlük bir saat yürüyüş yapmasını tavsiye ediyoruz. Zaten bunları yapar ise zaten şeker hastalığı ve obeziteden uzak kalabiliyorlar. Spor konusunda şu anda bizim bypass yapıda maraton koşan hastalarımız var. Yani spor tabii ki yapabilirler. Her türlü spor yapabilirler. Biz zaten spor yapmalarını tavsiye ediyoruz. Yani ağır, çok ağır spor olmasa bile ki yapabilirler. Dedim ki maraton koşan hastamız var. Maraton bile koşabiliyorlar. Koşabilirler yani. Eğer kalbi yani biz bypass yapmadan önce çok yani ciddi kalp krizi geçirmem, ciddi bir kalp yetmezliği yok ise bu tür hastalarımız spor yapabilirler. Onda hiçbir sıkıntı yok. Onun dışında stent takılan hastalarda da aynı şekilde bunları da söylüyoruz. Onu da daha çok kardiyok arkadaşlar takip ediyorlar. Onların da aylık kontrolleri oluyor. Stent takılanlarda da aynı şey. Özellikle şeker hastaları, sigara içenler dikkat etmezler ise stentler 6 ay içerisinde %10-20 çok teknoloji gelişmesine rağmen hala çabuk tıkanma oranları var. Eğer bir hastada stent takılmışsa da onların da ben stent takıldım iş bitti diye bir şey düşünmemeleri lazım. Çünkü tekrar tıkanabilir. Bu hastaların da sigara ve şeker hastalığı konusunda çok dikkatli olmaları gerekir. Aynı şeyleri onların da yapmaları gerekir.